Arkadaşlar herkese merhaba. Bir günlük aradan ardından yeniden birlikteyiz. Son bir 10-15 gün oldukça yoğun geçmişti. Eğitim gruplarını organize ediyorum. Bildiğiniz gibi bu Dantes Borsa Kulübü gibi bir oluşum kuruyoruz. Onun dışında bir ikinci eğitim grubu kuruyoruz. Onun dışında Udemy için bir eğitim hazırlıyorum. YouTube için bir eğitim hazırlıyorum. Bunları ek olarak hem kripto piyasasının hem borsa piyasasının çok hareketli ve yükseliş içeren potansiyeller barındırması, yani güzel hareketler görülmesi bizi sürekli ekran başında olmaya, sürekli bir çalışmaya itti. Tabii bu süreçte birazcık yorucu geçti, güzeldi ama yorucu geçti. Ben de bu yarın her iki grupta da eğitimlere, hem birebir hem toplu eğitimlere başlıyoruz. Yarınki siftahtan önce, yarınki başlangıçtan önce bir gün kafamızı dinleyelim dedim. Bir gün bir retest yapalım vücuda dedim. Bir kendimize gelelim dedim. Ve o sebeple bir gün aranızda yoktum. Yarından itibaren gruplarda aktif olarak eğitimlerimizi vermeye, çalışmalarımızı yapmaya başlıyoruz. Siz de gruplara, eğitimlere dahil olmak isterseniz bana Twitter'dan veya mail üzerinden mesaj atabilir, mail atabilir, ulaşabilirsiniz. Ben size tüm bilgilendirmeleri yapacağım. Hemen kısaca bilgi vereyim ben yine burada size. Arkadaşlar bizim ilk oluşumumuz ismine Dantes Borsa Kulübü dediğimiz bir oluşum. Biz bu oluşuma ilk ay olarak sadece 30 kişi aldık. Ve ilgi bizim beklediğimizden çok daha fazla olunca hem bir ikinci grubu kurduk hem de bu grupta 5 kişilik bir esneme yaptık. 35 kişi olarak ilk aya başladık. Yani yarın başlayacağız daha doğrusu. Bu grupta şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Her üyeyle haftada yarım saatlik birebir bir eğitim çalışması yapıyoruz. Burada önem şu oluyor. Birebir olmasının önemi şu oluyor. Tamamen kişi bazlı ilerliyorum. Kişi hangi seviyede, sıfırdan mı başlıyoruz? Belli bir şeyler biliyor mu? Her şeyden önemlisi onun finansal piyasalara bakış açısı nasıl? İşin psikolojik tarafı. Tüm bunları değerlendireceğimiz kapsamlı, güzel, uzun soluklu ve böyle sindire sindire, hani size böyle 6 saatte, 7 saatte, 15 saatlik hani eğitimler falan görüyorsunuz ya, öyle değil. Bol pratik içeren, bol bol pratik ki benim en çok önemsediğim şeydir. Grafikte ne kadar haşır neşir olursanız grafiği o kadar hükmedersiniz arkadaşlar. Bol pratik içeren bir eğitim olacak, uzun soluklu bir eğitim olacak bizler için. Burada dediğim gibi her üyeyle haftalık yarım saat birebir bir eğitimimiz olacak. Onun dışında yine kulübe özel her gün yaptığım hisse paylaşımlarından, hisse analizlerinden en güvendiklerimden birini her gün veya 2 günde bir, artık her gün çok güvendiğim bir hisse olmadığı takdirde vermem tabii ki, ama çok güvendiğim bir hisse olduğu zaman bunların ilkini gruba özel, kulübe özel vermeyi düşünüyorum. Bu da genelde haftada 2-3 tane çıkıyor en az böyle güvendiğimiz hisseler. Tabi sayı vermek doğru değil ama ortalama vermek için konuşuyorum. Böyle bir hisse de vermeyi düşünüyorum. Bu kulübe özel. Onun dışındaki tüm analizlerimi yine Twitter ve YouTube'da paylaşmaya devam edeceğim. Sadece buraya eğitimin yanında bir jest gibi görüyorum açıkçası hisse paylaşımlarını. Benim ana odağım her zaman eğitim. Ve hisse paylaşımını da buna ek olarak bir jest, bir eşantiyon da diyebilirsiniz. Öyle bir şey olarak görüyorum. Onun dışında bu gruplarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Bolca PDF paylaşacağım sizde. Benim okuduğum, değerlendirdiğim, beğendiğim, beğenmediğim birçok kitap var. Bunları size ne anlattığını söyleyerek, aktararak bu kitapları paylaşacağım. Etkinlikler yapacağız. Mesela borsaya dair mükemmel filmler var. Bu filmleri izleyeceğiz. Piyasaların nasıl döndüğüne dair fikir sahibi olacağız. Beraber izleyip yorumlayacağız belki de bunları. Buna dair, buna benzer şeyler düşünüyorum. Ayrıca henüz daha hazırlayamadım. Ama çok uzun sürmeyecek bir şey o da. Haftalık böyle akşam okumaları tadında educational poster atacağım gruplara. Bir eğitim yazıları atacağım. Ve onları okuyarak en azından yakmadan böyle kendisini iyice piyasaya yakın, piyasaya sıcak hissedecek üyelerimiz, arkadaşlarımız. Çünkü kopmak çok kötü arkadaşlar, yani bir yarım saat, haftalık yarım saat eğitimde kalırsak gerçekten çok bir ilerleme kaydedemeyiz. O sebeple sıcak kalmak çok önemli. Ben de o sıcaklığı her daim sağlamaya çalışacağım ve sürekli atacağım içeriklerle bu gruplarda arkadaşlarımızı beslemeye elimden geldiğince çalışacağım. Bu şekilde diyebilirim. Dediğim gibi çok daha detaylı bilgiyi siz yazdığınızda bana Twitter'dan mesaj atarak veya mail atarak ulaşabilirsiniz. Yazdığınızda ben sizi daha detaylı bilgilendiririm. İkinci grubumuzda ise tek fark şu: eğitimler haftalık 1 saat şeklinde toplu olarak verilecek. Burada
şey olmayacak. Birebir bir eğitim yapamayacağız maalesef. Çünkü ona zaman yetmiyor. Bu grubun bir sınırı yok. Dilediği kadar kişi katılabilir. Tabii ki ilk gruba göre fiyatı daha cüzi. Birebir bir eğitim olmadığı için bu gruba da yine o diğer kulübe özel gizlediğim demeyeyim de diğer kulübe özel paylaştığım hisselerden de haftada bir tanesini paylaşmayı düşünüyorum. En azından buradaki arkadaşlarımıza da bir jest olsun diye diyeceklerim sanırım şimdilik bu kadar. Daha detaylı bilgi almak için mutlaka yazın çünkü şu an unuttuğum veya daha doğru ifade etmem gereken şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Hem buradaki hisse analizi bekleyen arkadaşlara vaktini daha fazla almak istemiyorum. Ve hemen şunu göstereyim. Ondan sonra geçiyorum. Eğitim gruplarını açtım arkadaşlar. Yarın başlayacağız ama grupları açtık şu an. Üyelerimiz orada hali hazırda bulunuyorlar. Ve ilk gün, dün sanırım, Yunsa hissesini verdim. Bir siftah yapalım diye. Çok hoşuma gitti. Paylaşmak istedim açıkçası. Onları da takip edin dedim. Hani bakalım nasıl hamle yapacak. Belki bu boğa tuzağıdır, çökecektir. Yani görelim, izleyelim diye verdim. Sağ olsun Yunsa beni yanıltmadı. İkinci günde direkt tavan yaptı ve %10'luk bir yükseliş yaptı. Bakın şuradan. Çok güzel bir tavan verdi Yunsa. Şu anda bugün de bir kırmızı yaktı ama çok güzel toparladı. Ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Stop 92 TL civarı stoptur arkadaşlar. 92.2, 92.3, 92.4 bunlar stoptur. 92.5'e kadar stopunuzu yükseltebilirsiniz. 6 da istediğiniz seviyeyi kullanabilirsiniz. 92.5 civarı, 92-92.5 aralığı stoptur. Dilerseniz buraya onaya gelmesini bekleyin, detest etmesini bekleyin. İşleme oradan girin çünkü buradan stop seviyesi birazcık uzun. Yani %10'luk bir yükseliş, düşüş ve stop kayıp için oldukça yüksek. O sebeple birazcık daha geri çekilmesini bekleyip dilerseniz Yunsa'yı portföyünüze katabilirsiniz. Tabii ki stoplu bir şekilde ve bir reversal mumda görürseniz yani buralara geldiğinde bir dönüş işaretiyle görürseniz çok çok daha garanti, çok çok daha sağlıklı demek daha doğru sağlıklı bir işlem olacaktır diyeyim ve normal akışıma geçeyim. Bugün biraz bu eğitim kısmını uzun tuttum. Çünkü onunla ilgili de çok mesaj, mail geliyor veya yorum geliyor. Hepsine bazen dönemiyorum gerçekten. En azından buradaki arkadaşlarımız da net olarak bilip, dinleyene net olarak bilip o şekilde başvurabilirler diyorum ve hemen BIST 100'e geçiyorum. Arkadaşlar BIST 100'de aslında bir günlük aradan geldik ama hiçbir şey de farklı gitmiyor. Beklediğimiz gibi ne demiştik? Şu sarı çizginin kırıldıktan sonra şu yükselen trendin bir direnç olarak çalışacağını alçalan trendin yani kıracağımız bu direncin bir direnç olarak çalışacağını söylemiştik ki milimetrik olarak çalışmış. Bakın şu bölgeyi görüyorsunuz. Ne kadar güzel çalışmış. Şimdi bir düşüş potansiyeli var mı? Var elbette. Sadece düşüş potansiyelini görmemdeki nedenlerden birisi şu. Şöyle bir şey bekliyordum. Hatırlarsanız ben size çarşamba günü düşüş olabileceğini, perşembe ve cuma günü yükseliş olabileceğini söylemiştim. Tam tersi oldu. Aslında yine beklediğimiz gibi bir sıkıntı yok. Bizim beklediğimiz bölgeler arasında ilerliyor. Destekleyicilerimiz çalışıyor ama sadece gün sıralaması konusunda yanıldık. Çarşamba günü güzel bir yükseliş geldi ve daha sonrasında düşüş gelmeye başladı. Ben en nihayetinde cuma günkü kapanışta şu bölgede sıkışacağımızı düşünüyordum. Yani şu arada kalacağımızı hatta önceki bölgede de söylemiştim size. Çünkü ben çarşamba biraz düşeriz dedim. Perşembe günü yükselir. Bu trende değer yeniden düşeriz. Yani birazcık geri çekiliriz anlamında düşeriz dedim. Ve şu bölge içerisinde kalırız dedim. Şimdi şu bölge içerisinde kalmamak bizim desteğimizi kaybetmemize neden oluyor. Düşüşün potansiyelini arttırdı. Tabii burada bir ekstra birazcık daha düşüş gelmesi beni hiç şaşırtmayacak. Ve yeniden bu bölge ileride direnç olarak çalışırsa bizim vaktimizi oldukça çalmış olacak. O sebeple yarın şu aralıkta bitirmemiz çok önemli. Şu aralıkta bitirmemiz çok önemli. Beklentim şu şekilde yarın birazcık salacak, düşecek. Daha sonrasında kendisini buranın içine atacak, buranın içinde hareket edecek gibi düşünüyorum. Çünkü yeniden buralarda falan bitirirsek, ya önümüzdeki hafta da yeniden 5300'e gitmek için mücadele vereceğiz. İşte iyi olmayacak bu. Bakın burada atmalı konseptimiz vardı. Size söylemiştim. Bakın bu yükseldi, yükselişini verdi. Şuraya kadar bir şey olabilir demiştim hatırlarsanız. Onaya gelebilir. Bu price action konseptlerinde formasyonlar çalıştıktan sonra
yarısına kadar onaya gelebiliyorlar demiştim. Çok amiyane bir kaba bir tabirle detaylarını daha sonra paylaşacağım. Ve bu hala gelmedi. Belki düşüş buraya kadar gelebilir diye düşündüm. Onun dışında bakıyorum. Başka bir 4 saatliğe bakalım. Burada da bir Engulf var mesela. Hani şu da bir Engulf sonuçta. Yani düşüşün 5090'lara kadar gelme ihtimali var mı? Hiç belli olmaz. %4'lük bir düşüş. Çok da yani iğne atıp dönebilir. Bakalım 4 saatlikte başka bir destek var mı? Var. Çok güzel var. Bakın. Siz de görmüşsünüz. Arkadaşlar şurada hem bir bobin hem bir FTR var. Bakın bunların hep buranın fiyatını da size yazayım. Sonra fiyatı yazmıyorsunuz diyorsunuz. Bana kızıyorsunuz. 5238, 5213. 5238, 5213. Bölge ya yani destek bölgesi. Şu bunun zirvesi ve desteğini ve direncini yazdım arkadaşlar. Bu bölge arkadaşlar hem FTR var burada hem bir bobinler destek olarak çalışması mümkün. Yani dönüşün buradan gelmesi mümkün. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Zaten bakın burada da engulf varmış. Bir düşüş engulfu. Bu bölge yani hep bir aktif olarak çalışmaya başlamış. Direnç olarak çalışmış. Bakın burada yükselmiş ama üstünde tutunamadan çökmüş. Dediğim gibi bunları hani şu şekilde de yapabilirsiniz dersiniz. Hem şu iğneyi alırsınız hem bu gövdeyi alırsınız. 5253 yaparsınız. Bunda daha sağlıklı bir kutu çizmiş olursunuz. Yarın şeyde bu kutu içinden dönebilir. Hiç belli olmaz. Burada da bakın bir direnç olarak çalışmış. Sonra çekelim bakalım başka bir şey olarak çalışmış mı? Bakın burada direnç olarak çalışmış yine. Buralarda destek olarak güzel bir yer çizmiş. Şu an hoşuma gitti. Bakın buralarda destek olarak çalışmış. Burası direnç olarak çalışmış. Yine burada direnç olarak çalışmış. Burada bir bobin yapmış kendine. Şimdi burada destek olarak çalışma ihtimali mümkün. Bakalım bu bölgeden dönecek mi? Dönmezse 5100'e kadar düşebilir. Ondan sonrasında artık bakarız ama ben yarın umarım, ümit ediyorum bu bölgenin altına inmez ve şu ufak üçgen arasına girer yani. Çünkü oraya girerse önümüzdeki hafta büyük ihtimalle düşen trendi kırarız. Yani şurayı. Şuranın arasına fiyatın gelmesi lazım arkadaşlar. Bu ikisi arasında fiyat gelmezse çünkü burası direnç olarak çalışıyor. Burayı birkaç kere zorladık bugün bakın. En azından yarın buraya girersek önümüzdeki hafta bir en kötü ikinci denememizde biz burayı kırar 5400'e doğru harekete geçeriz. Şimdi bu seviyeleri takip edelim. Yarın izleyelim bakalım. Şu seviyenin altındaki kapanışlar hiç hoşumuza gitmez. Şunun üzerindeki kapanışlar da mükemmel olur. Belli olmaz bu BIST 100'ün işi. Belki yarın direkt direnci kırar. Hafta sonu mükemmel girmemize neden olur. Benim orta vadede en nihayetinde hedefim biliyorsunuz yeni zirve yapması. O sebeple yükseliş benim için hiç de şaşırtıcı zaten olmaz. Düşüşleri sadece zaman kaybı olarak görüyorum. Zaman da önemli bizim için yani. Neden zaman kaybedelim? Diyelim ve sizin çok sorduğunuz bizim Kozal'a geçelim. Şimdi Kozal'da konuşacağımız çok şey var aslında arkadaşlar. Bir duruldum ben de şu an. Kozal'ı anlatmak istiyorum çünkü. Şimdi Kozal'da biz bu yuvarlağı çizdik ve birçok insana takip ediyormuş yuvarlağı. O sebeple yani fikirlerime değer verdikleri için teşekkür ediyorum. Görüşlerime değer verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz bu yuvarlağı çizdik. Okey. Biz bu yuvarlağın içine gelirse fiyat alım yapmayı düşünebiliriz dedik mi? Dedik ama sonradan şöyle bir şey ekledik arkadaşlar. Bu bölge içinde bir dönüş işareti görmemiz lazım dedik ki ben bunun örneklerini benim videolarımı düzenli olarak izliyorsanız bunun örneklerini neredeyse her videoda gösteriyorum. Bizim beklediğimiz bölgeye fiyat geliyorsa bakın hep bu cümleyi kuruyorum. Ya bir reversal mum yapısı aramamız lazım. Yani bir dönüş mum yapısı ya da küçük market LTF'de yani küçük zaman dilimlerinde bir market kırılımı görmemiz lazım diyorum. Bu böylece işlemlerimiz çok daha sağlıklı olacaktır diyorum. Tabii ki emir atarak da işleme girerseniz nasıl girersiniz? Emrinizi şuraya atarsanız 22.88'e bölge altında kapatırsa stop olursunuz ki eğer emir attıysanız stop olmanız lazımdı şimdiye kadar. Ne kadar kaybettiniz? %5 bir kaybınız oldu. Eğer emir atarak girdiyseniz stop olmanız lazım. Emir atarak girmek risklidir. Biraz risk içerir. Ama stop olmak da çok doğaldır. Bir de arkadaşlar hani Kozal'ı konuşurken hazır şunu da söyleyeyim. Son bir haftada inanılmaz bir form yakaladık. Yani gerçekten çizimlerimiz, kutularımız, hedeflerimiz, beklentilerimiz benim belki de
tüm zamanlar boyunca en yüksek başarı oranına sahip olduğum bir dönemden geçiyoruz. Normalde dediğim gibi en iyi trader'ın bile ortalama olarak başarısı %60-70 arasıdır. Bunu derim genelde. Yani en kralı 75 olsun. Bizim bu arada %75'in üzerinde bir grafikle, form grafiğiyle ilerliyoruz. Bu normal değil yani. Onu baştan söylemem lazım size. Çünkü dediğim gibi en başarılı insanın %75 maksimum ilerlediği bir yerde %80 başarı grafiği sürekli tutturulabilecek bir düzey değil. Dediğim gibi o yüzden stop olacağız. Yani son zamanlarda işlemlerin çok başarılı gitmesi size şu algıyı yaratmasın bakın. Ha, bu adamın her verdiği gidiyor, bunun her verdiğini tüm paramızla girip zengin olalım. Bakış açısının lütfen yansıtması. Bu bir formdur. Her trader'ın çok formda olduğu zamanlar, formsuz olduğu zamanlar olur. Sadece doğru olan stratejiye bağlı kalmaktır bu durumda. Lütfen o yüzden öyle bir algınız olmasın. Olabildiğince dikkatli işlem yapmaya çalışın ve stop olacağız. Yani bunu ne kadar hızlı kabullenirseniz arkadaşlar o kadar çok başarılı olursunuz. Yani hiçbir zaman stopum ben bunu buna ben de çalıştım yani açık konuşmak gerekirse niye stop oluyoruz? Bana saçma geliyordu başlarda yani bu işlere ilk girdiğimde. Neden stop olup para kaybetmeyi göze alayım? Gibi konuşuyordum. Daha sonra kriptoda tüm paramla içeride kalıp 3-4 ay boyunca hiç işlem yapamayınca bunun çok da mantıklı olmadığını işte o dönem birazcık kendim için konuşuyorum. Cahilce konuştuğumu fark ettim. Ve o aldığım ders bana yetti. Benim hatamdan ders alırsanız ben çok mutlu olurum. Siz o hatayı yapmayın, düşmeyin. Stop olun arkadaşlar. Stop sizin bu piyasalardaki can simidinizdir diyor Kıvanç Hoca yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu cümle kuruyordu. Çok da haklı. Yani stop sizin bu piyasalardaki can simidinizdir arkadaşlar. Ona sarılın. Stopsuz işlem yapmayın. Emir attıysanız dediğim gibi burada stop olmanız gerekiyor. Daha bu nereden dönebilir? Yani döneceği en yakın yer şuradaki Engulf olabilir. Ona oraya kadar oradan da belki döner de benim için şurası şu bölgedir yani. 18 TL'ye kadar bir düşüş gelebilir. 4 saatlikte belki vardır bir şeyler. Ona bakalım. Yani 19 TL o zaman. En yakın yer şurası. Çünkü şu bölge bomboş. Şu iğneden döner mi? Bakın bu iğne şurada buradaki iğneden yine buraya iğne atmış. Ama çok da fazla bir tepki alamamış. Yani düşüş devam ederse bakın şu bölge en azından son olarak bir daha takip edilebilecek bir bölge. 19.92. Ama yani buralardan stop olmanız gerekiyor. Bana sorarsanız buradan Kozal %100 yapsa bile stop olmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Onun dışında da alım yapmak için biraz beklemek, fiyatı izlemek gerekiyor. Ben alım yapmam şu an. Kozal'da. Çünkü bu kadar güçlü bir düşüşün alımı için beklerim. Şu düşüş bunu ben biraz araştırdım açıkçası şimdi bugün öğlen bu düşüşü görünce bir okudum birkaç bir şey. Çok da değişik spekülasyonlar da var. Ne kadar doğru bilemem tabii ki. Sadece spekülasyonları gördüm. Onların arka planlarını araştırmadım. Burada da bazı olayların döndüğü söyleniyor diyeyim. Bilemem dediğim gibi. Arka planlarını çok detaylı araştırmadım ama bir şeyler konuşuluyor Kozal'la ilgili. O sebeple çok fazla dahil olmanızı tavsiye etmem. Burada stop olun. Olmadıysanız da yani beklemekten başka da çok çare yok. Yarın bence mesela şöyle bir şey olabilir. Stop olmadıysanız arkadaşlar. Şimdi bu bölgeyi kırdıktan sonra bu bölgeyi teste gitmek isteyebilir. Yarın şuralara kadar bir yükseliş gelebilir. 22 TL'ye kadar bir yükseliş gelebilir. Buradan onayını alıp düşüşün onayını alıp yeniden düşebilir. O sebeple yarın da stop olmak için vaktiniz olabilir. Dediğim gibi bu benim bakış açım. Siz nasıl uygun görürseniz, nasıl rahat ederseniz, sizin trade şekliniz nasıldır bilemem. Nasılsa o şekilde hareket edebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada bir dönüş yapısı arasaydınız bu işlemlere hiç girmezdiniz. Ve stop olayını da şu an hiç düşünmezdiniz. Neden? Çünkü Kozal öyle bir düştü ki arkadaşlar. Kutunun içerisine öyle bir girdi ki herhangi bir dönüş yapısı vermedi. Herhangi bir reversal vermedi. Gelin bakalım. 4 saatlikte bakalım. Düşüş. Bakın şu kutuyu şunu da siliyorum bak arkadaşlar daha rahat görmeniz için. Şuraya bakıyoruz. Var mı arkadaşlar burada herhangi bir dönüş yapısı? Kıpkırmızı bunlardan oluşan bir şey. Kesinlikle. 2 saatliğe bakalım. Burada var mı arkadaşlar bir dönüş yapısı? Bir engulf, bir pin bar ya da atnalı herhangi bir şey görüyor musunuz? Bir bobin kırılması herhangi bir şey yok. Şuradaki bakın bu yeşil FTR.
Yeşil çok güçsüz bir mum. Yani bu yükselişte yükseliş buraya geldi, buradan tepki almasını bekleriz. Şu kırmızı mum buradan tepki almış, bakın iğnesi ve düşüşe devam etmiş. Onun dışında bu yeşil mumlar tabii ki bir dönüş emaresi değil. Güçlü bir engulf göremiyoruz. Bir tahtaya bakalım arkadaşlar. Bakın kutu içerisinde var mı herhangi bir şey? Hayır, yok. Tek dönüş işareti bu da şu olabilir. Bakın şu burada bir engulf oluşturmuş. Ama size bunu söylerken hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Önemli bir yerde reversal mum yapısını vermiş olmasın. Bakın şu kutu içinde olsaydı ben bunu değerlendirirdim. Şu angle kutu içinde olsaydı ben bunu değerlendirirdim. Kutu içinde olmadığı için değerlendirmedim. Değerlendirmezdim de. Dediğim gibi biz kutu içerisine bakıyoruz. Kutu içerisinde herhangi bir dönüş mumu yok. Bu buradaki mum tamamen düşüşün onayı. Bakın burası kırılmış. Daha sonra gidip buraya milimetrik bir temas yapıp düşüşün onayını almış ve düşüşü devam ettirmiş. 30 dakikalıktan sonrasında zaten artık çok da irdelemeye gerek yok. Kutu içerisinde yine de bir bakın herhangi bir dönüş emaresi yok. Sadece kırmızı mum arkadaşlar. Küçük küçük mumlar. Hacim yok. Düşüş devam edecek. Bu bunu diyor yani. Burada bayrak oluşturmuş bu. Biz buna ayı bayrağı da diyoruz. Yani boğa bayrağının tersi bir iriş flak yani. Bakın burada oluşturduğu bayrak aşağı kırılınca onayını almış. Düşüş devam etmiş yani. Tertemiz düşüşler bunlar. Buralarda işleme girmek gerçekten intihar yani. O sebeple Kozal'da aslında çok da yanlış bir şey yaşanmadı. Bizim işlem geçmişimiz, işlem beklememiz açısından, grafiksel açıdan, bizim grafiğimiz açısından herhangi bir farklı durum yaşanmadı. Bu bölge bizim için dönüş bölgesidir demiştim ben. Eğer bu bölgede de bir imlaya, bir işaret görürsem ben buradan işlem alırım demiştim. Onun için buralardan işlem almam demiştim. Burayı bekledim ama bu benim için bir dönüş işareti vermedi. Baktım düşüş güçlü, ben hiç dahil olmadım. Olan arkadaşlar olduysa da bu reversal mumlara hakim olamadan ya da heyecanla yenik düşüp kutu içine emir atıp, mesela bir arkadaş da öyle demiş ya, ben heyecanlandım demiş, hani bir anda düşünce ben almak istedim demiş. Ama dediğim gibi heyecan maalesef ki bizim birazcık düşmanımız oluyor. Şu an için stoplamak bence en doğrusudur. Gerisinde karar sizin deyip Kozal'ı geçiyorum. Detaylıca anlattığımı da düşünüyorum. Gelelim Ereğli'ye. Ereğli kutu içinden tepki aldı. Beklediğimiz o tepkiyi aldı. Bakın. Şöyle bir tepki aldı buradan Ereğli. Dipten tepeye kaç yapmış? %6,5'luk bir yükseliş vermiş. Ama beklediğimiz kadar bir tepki almadı. Tabii bugünkü endekse biraz sarsılınca, endekse hisselerde biraz sarsılınca bu da yeniden düşmeye başladı. Kutu içi benim için hala Ereğli için alım yeridir. Kutu içinden Ereğli alabilirsiniz. Ama kutu altına stop koymak şartıyla ve bir reversal mum görmek şartıyla arkadaşlar. Bir reversal mum görmüyorsanız kutu içinde de alım yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Bir reversal mum görmeye arkadaşlar gayret edin. Bakalım burada reversal mum yapısı. 30 dakikalık da mesela şu bir reversal mum yapısı arkadaşlar. Yani şu ikinci yeşil mumun kapanışıyla ben girerdim. Şununla bile girilebilir belki yani. Bununla çok girilmese de şu ikinci de girilir yani. En azından son kırmızı mumu mağlup etmiş olmak açısından girilebilir de dediğim gibi. Ama zaten şuradaki enguf, mesela buradaki engufla bile girer, şuraya kadar yükselişi almış olacak yani. 44-76'dan girip 45-76'ya kadar yükselişi almış olur. Ama dediğim gibi kritik bölgelerde içeride yani. İçeri girsin. İçeride bir dönüş işareti görürseniz kutu altına stop koyarak Ereğli alabilirsiniz. Ereğli analiz. Ben şu an Ereğli'de yokum. Yani girmedim. Şu bölgeden girecektim ama giremedim. Ama girilirdi. Yani ekran başında olsaydım ya da müsait olsaydım o an Ereğli alabilirdim buradan. Çünkü stopu da yakın yani. Şuradan aldığımızda stopumuz %3'lük bir stopumuz da hiçbir şey değil yani. Denenebilir. Dediğim gibi siz de bekleyin, bir dönüş yapısı, bir yükseliş yapısı görürseniz arkadaşlar, içeride arka arka yeşil mumlar görürseniz bir 15 dakikalıkta falan alıp kutu altına stop koyabilirsiniz. Ben bir 52 TL ziyaretin daha geleceğini düşünüyorum ama öncesinde 48 TL direncimiz var. Yani alıp 48 TL satıp da %13-14 karda elde edebiliriz tabii ki. Ereğli için düşüncelerim bu şekilde. Bir de bir şey bakalım, burada düşen tren bir şeyler var gibi geldi bana şu an ama bir şey var mı, sadece bakmaya çalışıyorum şu an.
Aslında burası kırılmış ama daha sonrasında düşüş olarak kötü çalışmış. Çok bir şey bulamadım şu an. Daha küçük zaman dilimi, büyük zaman dilimi oynayıp birazcık da detaylı bakmak lazım. Onunla şimdi uğraşmayalım. Kontra gelelim. Kontrda iyi çalışmışız. Kontur maşallah bizim hedefleri imha ede ede gidiyor. Fakat düşen trendi kırdık. Şu bölgeyi imha ettik. Bu bölgeyi de imha etmişiz bugün. Değerlendiren dostlara bereket versin diyeyim. Yine milimetrik bir müdahalemizi yapmışız. Ve bakın oradan red yemişiz. 172 TL'den 169 TL'ye düşmüşüz. %20'lik yükselişi de aldık. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Hedefte şimdi %38 kadar 200 TL kaldı. 200 TL hedefimiz counter için güncelliğini koruyor. Mis mis ne ya? Bir bir basamaklara çıkıyoruz. Mis gibi bir analizimiz çalışmaya devam ediyor. Yani şu bölgede benimle beraber sabreden arkadaşlar gerçekten şu an ekmeğini bunun yiyor. Çok da güzel oluyor. Çok da güzel ilerliyor. Dediğim gibi ben bu bölgede gelmesini bekliyorum. Şurayı kırdıktan sonra da işlemin hareketin hızlanmasını bekliyorum. Çok net bir şekilde buradaki imbalansın dolayı bakın. Hareketin hızlanmasını bekliyorum. Şurayı kırdıktan sonra diyorum arkadaşlar fiyat belirtmiyorum çünkü burada yazıyor bakın. 172.6. 172.6 üzerindeki kapanışla hareket hızlanabilir. 172.6 172.6 üzerine kapanış yaparsa da dilerseniz şu alttaki sarı çizginin altına, dilerseniz şu son yeşil mumun altına stop koyarak ya da direkt yeşil sarının altına %2'lik bir stop koyarak harekete dahil olabilirsiniz. 200 TL hedefiyle yakın stoplu olarak desteklenişleri görüyorsunuz. Kontrolde çok anlatacak bir şey yok. Devam. Çok güzel çalışıyor. Harika çalışıyor. Devam kontur. Bizi üzmemeye devam et. Bu aralar gübre fabrikaları, kontur, Astor, birazdan göstereceğim Zoren, Doğan Holding yine aynı şekilde Ford, Froto, Smart Güneş, Sahol çok çok güzel çalışan analizlerimiz. Umarım değerlendiriyorsunuzdur. Umarım bunlardan cebinize birazcık para giriyordur. Çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü gerçekten çok güzel, çok milimetrik hareketler yapıyor. Hisselerimiz değil mi? Zoren'e geleyim arkadaşlar. Bakın Zoren'de yükselişi harika. Zoren arkadaşlar size dediğim gibi şu bölge üzerine kırılım yaptıktan sonra işleme girmek için oldukça müsait bir yerde ilk hedefimiz de şurasıydı. Çok az kalmış hedefine. Ne kadar vermiş bize? %15'lik bir yükseliş vermiş 2 günde. İçeride girmenizi tavsiye etmemiştim. O yüzden içeride ölçmüyorum. Çünkü tehlikeli demiştim birazcık içerisi kutu içerisi. Altına kırabilirdi. %15'lik şey kar gelmiş. Burayı kırdıktan sonra yani kutudan sonraki hedefi zaten şu bölge olacak. Burada bir FTL var. 7 TL olacak. Sonrasında yeni zirvemize doğru yavaş yavaş yolculuk başlar. Sert yükseliyor 3 gündür. Oldukça güzel yükseliyor. Kırılımını da yaptı. Bu bölgeye getirsek arkadaşlar çok kritik bölge. 6 TL ile 6.40. 6-6.40 arasında Zoren biraz oyalanabilir. Yani birazcık hani yavaşlayabilir. Sıkıntı yok. O bölgeyi geçince hareketlerinden hızlanacak. O bölgeyi geçtikten sonra bakın şurada yine çok hızlı bir yükseliş. Yani %11 belki bir tavanla burayı çözebiliriz. Oranın o kadar hızlı geçmesini bekliyorum. O sebeple bakalım burası fiyatı tutabilecek mi? Ne kadar tutabilecek? Onu izliyoruz şu an. Onun dışında ekstra herhangi bir şey yok. Zoren'de çalışmaya devam ediyor. Grafik bir bir işlemeye devam ediyor. Zoren alın arkadaşlar da olmuş. Onlar da yazıyorlar. Hatta bir arkadaşımız Zoren ve Smart Güneş'e parasını sanırım yanlış anlamadıysam ikiye bölüp bir kısmını Zoren'e bir kısmını Smart Güneş'e yatırmış. Bana da çok güzel şey yazmış sağ olsun. Çok iyi para kazandığını söylemiş. Smart Güneş'te de çünkü tam 90 TL hedefi vermiştik. 91.80 oldu bugün. 91.80'e kapattı. Güzel ikiliye bölmüş parasını yani iyi yerlere girmiş. Ve iyi de para kazanmış. Da mutlu etti beni. Çok da sevindim. Dediğim gibi kırılımları olabildiğince kaçırmamaya çalışıyoruz. Siz de bana gördükçe yazıyorsunuz. Bazen dönebiliyorum, bazen dönemiyorum yoğunluktan ötürü. Teşekkür ediyorum onun için de. Dönemediğim arkadaşlar lütfen yanlış anlamasın. Gerçekten yoğunluktan ötürü dönemiyorum. Yoksa birçok arkadaş bilir yani. Neredeyse hepsine bugüne kadar hep dönmeye çalıştım ve hepsiyle uzun uzun sohbetlerimiz, çok güzel sohbetlerimiz, bazılarıyla çok güzel arkadaşlıklarımız oluştu. Bunun da dediğim gibi elimden geldiğince vakit buldukça dönmeye, cevap vermeye devam edeceğim. Zor endeli durum bu.
Onun dışında başka ekstra herhangi bir şey yok. Zaten grafik her şeyi anlatıyor. Gelelim Astor'a. Astor bir günlük bakalım. Buna geleceğim yeniden. Bakalım bakalım. Burası takıldı mı biraz ya? Trading View'de bir sıkıntı var gibi. Geliyor şimdi. Astor da son şu Engulf'u açtıktan sonra biraz yükseldi ama bugünkü yeni devasa bir kırmızı mumla bizim korkulu rüyamız olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bir şu çizimleri bir sileyim. Şimdi bizim Astor'da şöyle bir günlük grafiğimiz var arkadaşlar. Çok kabaca şurada oluşan direnci şunun kırılmasıyla bakın yükseliş başladı. Çok kabaca bu tabi. Güzel bir düşen trend değil bu. Şuradaki momentumdan kurtulduktan sonra mükemmel bir yükseliş başladık. Ve biz bu yükselişi çok güzel yerlerden yakaladık. Şu çizimi alayım. Son alttaki dimensiyon. 24 TL'lerden bu yükselişi yakaladık bakın arkadaşlar. Birçok arkadaşlar 24 TL'den beri izlemeye devam ediyoruz. %84'lük bir yükseliş yakaladık. Bakın mükemmel bir oran bu ya. Yani kaç günde yakaladık ki bunu? 3 haftada. 3 haftada %84'lük bir yükseliş aldık yani. Harika. Ama kısa vadeli bunun sonuna gelmiş olabiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu diğer küçük zaman dilimlerine gelmeden söyleyebilirim. Bunu söylememdeki en büyük neden mum arkadaşlar. Bakın. Çok net bir Engulf mumu. Çok net bir kırmızı mum. Hatırlarsanız şu 4 saatte geliyor. 4 saatte şu mumun da büyük bir sıkıntı olduğunu ama şuradaki Engulf'tan dönebileceğini söylemiştim. Çünkü günlükte orada bir sıkıntı yoktu. Günlükte o mum şuydu bakın. Sıkıntı yoktu yani. Hala yeşil. Hacimsiz bir yeşil mum. Bizi korkutacak bir kırmızı mum yoktu ortada yani. O sebeple sıkıntı yoktu. Devamdı. Sadece ufak bir geri çekimi olabilir demiştik. Ki o geri çekimi de şu iğneyle kendisini attı ve toparladı yani 37'de kapattı. 35'e kadar iğneledi. 35'ten toparladı. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Yükseliş devam etti. Fakat bugünkü yükseliş biraz daha farklı. Bakın burada şu mum yapısı da düşüşün gelebileceği bir mum yapısı. 3 kırmızı mum arka arkaya gelen. Bu da düşüşün devam edeceğine dair bir mum yapısı. Dönüş yerleri nereden olabilir? Şu Engulf'tan bakın bir kere tepki almışsın. Ben bu Engulf'a normalde düşüş yeri derdim. Bak, özür diliyorum. Dönüş yeri derdim. Bu Engulf'un çalışmasını beklerdim ama bakın arkadaşlar. Buradayken şöyle bir iğne atıp %6'lık bir iğne atıp buradaki %6'dan şuraya kadar %9'luk bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani gün içinde benim grafiklerimi takip eden birisi bu %9'luk yükselişi kapmış olabilirdi. Çünkü müthiş bir tepki almış buradaki Engulf'tan. Yani biz bu Engulf'tan tepki bekliyoruz. Almış ama yeterli olmamış. Ve düşmeye devam etmiş. Yani güçlü bir düşüş yaşıyor. Müthiş. Bu Engulf artık tutamaz bence burayı. Tutabileceğini düşünmüyorum. İlk de güzel tepki verse de. İkinci Engulf tutabilir mi? Bu da bakın burada zaten aşağıyı iğnelemiş. Sonra gelmiş bir kez daha milimetrik olarak test etmiş. Sanırım bu kez bu beklediğim şu bölgeye yani 35 TL bandına düşüş geliyor olabilir. Buranın onayı. Yani bu yükselişin kırılımın onayına geliyor olabiliriz 35 TL'lere. Bu aralar sıfırdan az sonra girmenizi önermiyorum. Şuralarda bir dönüş yapısı görürsek buralardan gireriz. Ama şu an günlükteki bu mum oldukça ürkütücü, oldukça korkutucu, hiç de hoş olmayan bir mum. O sebeple yarın yükselir mi bilemem ama ben şu an düşüş yanlısıyım. En azından benim takip ettiğim strateji price action burada düşüş olacağını söylüyor. Ve az sonra şu an sıfırdan girmenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmem. Yarın bir izleyelim bakalım ne olacak, nerelere düşecek, belki de düşmeyecek, belki de fake attı bilmiyorum ama ben dediğim gibi düşüşün bir süre devam edeceğini düşünüyorum. En azından şu 35 TL'lere kadar bir geliş olabilir. Sıfırdan az sonra alacaksanız şu an almayın. Bekleyin. Eldekiler zaten orta uzun vadeli tutmaya devam etsin. Eğer benimle beraber şu diplerden aldıysanız arkadaşlar satış zamanı da geldi. Yani ben size diyorum ya günlükteki bir mum çık diyene kadar içeride duracağız diye. Günlükteki bir mum çık diyor şu an. Yani çok sağlam çık diyor yani şu an. Gerçekten o mum bize şu an buralarda durmayın diyor. O sebeple stop olabilirsiniz. Karınızda bakalım
Dipten tepe %84 olan karınız şu an kaç oluyor? Stoplarsanız yarın %67'lik bir karınız oluyor. Mükemmel bir kar bence. Trendi sürdük, parasını aldık diyebilirsiniz. Düşüş bittikten sonra tekrar da girebiliriz. O artık sizin kısa, orta, uzun vadedeki nasıl yatırımcı olduğunuza göre değişecek bir husus. Az sonra söyleyeceklerim bu şekilde. Gelelim Türk Hava Yolları'na. Şimdi Türk Hava Yolları'nda hacim kalsın. Hacimle ilgili bir şey göstereceğim. Benim olmadığım gün kırılım gelmiş. Bugün bu kırılım fake olmuş. Aşağıda açmış direkt. Güzel bir fake atmışlar. O fake'in bir benzeri şurada da oldu. Bakın burada da üstünde kapattığı gibi oldu. Daha sonra tak diye aşağıya saldı. Çok fazla fake atıyor Türk Hava Yolları bu konuda. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Aslında direnç kırılımlarının fake olup olmadığını ayırt etmemizin %100 bir yolu yok. Ama bu konuda bize en çok yardımcı olan gösterge hacim, volüm. Yani ne kadar hacimli kırılıyor burası? Eğer kırılım hacimsizse biz bunun bir boğa tuzağı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın. Hacim açık arkadaşlar aşağıda. Şuradaki kırılımın yeşillerine bakın. Ne kadar yüksek boyda, yani neredeyse en uzun boydaki yeşiller görüyorsunuz. Ya da şu bölgeyi kıran şu yeşil mumun yüksekliğine bakın. Görüyor musunuz? Şimdi ben size şöyle göstereyim. Bakın. Ne kadar iyi. Yani önemli yerlerde bu yeşil mumlar bu şekilde çalışmış bakın. Şurada. Ne kadar uzun. Ama buradaki kırılımdaki yeşil mumun boyuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu. Bu nereye, bu nereye? Yani bu hacimsiz bir kırılım. Her ne kadar mum güzel gözükse de hacim yok. Bir tuzak var burada deyip bu kırılımla işleme girmeyebilirdiniz. Burada böyle bir olay var maalesef. Yani kırılımların fake olma olasılığı oluyor. Biz de bunu genellikle hacimle takip ediyoruz ama tabii her zaman %100 olacak, her zaman %100 uyacak diye bir kural yok. Buralardan aldıysanız Türk Hava Yolları şura altı stopu takip edebilirsiniz. Kırılımla aldıysanız, yani kırılımla almış şu an stoplamamış olabilirsiniz. %9 stop biraz yüksek ama madem aldınız ve şu an altında açmakla stoplamadınız, buraları bekleyebilirsiniz. Ki burası bir dönüş yeri olabilir. Çünkü çok güzel bir FTR. Zaten burada açınca direkt yukarı doğru bir tepki vermiş. Bu yukarı iğnesinin sebebi arkadaşlar. Yani %3'lük yükselişin sebebi buradaki FTR zaten. Bu FTR bir tepki vermiş. Ama hala buralardan dönebilir. Yani 141 TL'den 141 TL üzerinden hala bir dönüş yapabilir. Belki bu tuzaktan sonra gelip bu sefer gerçekten hacimli bir şekilde kırar. Ve o yolculuğuna artık başlar. Artık o bıktırma evresini aşar. Türk Hava Yolları. Dediğim gibi kırılımlarda hacim bakmak en azından bazı durumlarda oldukça işe yarıyor. Onun dışında da dediğim gibi şuradaki Engulf bölge altı stopla takip edebilirsiniz kısa vadeci arkadaşlar. Onu da buraya yazayım. Bakın değerleri burada yazıyor. 135, 137,5, 134,8. İşte bunun direnci ve desteği olarak zirvesi ve dibi olarak arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda durum bu. Burada da ayrıca bir düşen trend de oluşuyor sanırım yavaş yavaş. Bakın şu şekilde bir çizginiz oluşuyor yani. Buradan da bir reddimiş olma ihtimalimiz var. Bunun kırılmasını bekle şimdi. Şu an beklediğimiz şey şu olacak arkadaşlar. Bir mum gelecek. İkisini birden egale edecek. Bakın ikisini birden yıkacak geçecek. O mum işte hacimli mum olacak ve bu sefer diyeceğiz ki tamam gidiyor. Şu an Türk Hava Yolları'nı bekletip şu ikisini birden yok edecek tek bir mum. Beklentim bu yönde. Hadi bakalım bize onu ne zaman verecek diyelim. Ve canım ciğerim Doğan Holding'e geçelim. Bugün beni mutlu ettin Doğan Holding. Tam beklediğim gibi çalıştın Doğan Holding. Sen de yüzümü kara çıkarmadın. Şu bölgeden sonra çok hızlı bir yükseliş bekliyorum dedim karşıya doğru. Yaptınız bunu. Perşembe gününden bu yükselişi verdiniz. Teşekkür ediyorum. Bakın şu duranın dibinden buraya %15'lik bir yükseliş. Ki biz şu dipten aldık. Şu ana kadar %30'luk bir yükseliş. Tertemiz Doğan Holding'de yerini buldu. Bu bölgeden tepki alacağımızı üstüne basa basa söylemiştim. Bu bölgeden tepkimizi aldık. Hafiften düşüş gerçekleştirdik ama çok kuvvetli durdu. Doğan Holding'in çok çok kuvvetli durduğunu düşünüyorum. Yükselişin devamını düşünüyorum. Devamının geleceğini düşünüyorum. 10 TL'yi, zaten hedefim 10 TL'ydi kısada.
Hatırlarsanız Twitter'da da söylüyordum Doğan Halit'in kısa hedefim 10 TL diye. Bu hedef geldi şu an yerine oturdu. Bu bölge üzerindeki kapanışta yine hedefimiz bu sefer 11.20, 11.30 civarı olacaktır. O bölgeden sonra zaten önümüz bomboş. Çok ivmeli gidiyor. Çok hızlı yükseldi. Hoşuma gidiyor. Benim sepetimde de olan bir ürün hala tutuyorum. Ben bu bölgeye de geçip yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. 4 saatte de bakalım. Buradan bir red yedi ama dediğim gibi öyle büyük de bir kırmızımı oluşturmadı. O sebeple bir sıkıntı yok. Doğan Holding'in yoluna devam edebileceğini düşünüyorum ama buradan şuradan şuraya olan hedefte, yani şöyle bir hedef verdim ya, ben burada verdim. Hedef burası dedim. Buradaki arkadaşlar da satış yapabilirler. En azından şu bölgeye bir stop koysunlar. Yani şuralara bir stop koysunlar. Öyle takip etsinler. İstiren stopla takip etsinler. Şu bölgede bakın arkadaşlar. Böyle gösterince sağda hemen gözüküyor. 9.35, 9.45 gibi. O bölgelere de stop koyup takip edebilirler. Doğan Holding'i gayet güzel ilerledi. Tam beklediğimiz gibi ilerledi Doğan Holding. Gelelim Kardemir Karabük'e. Kardemir Karabük'te stop zamanı geldi. Çattı arkadaşlar. Bir türlü bu çizgi üzerinde kalamadı Kardemir Karabük. Bugün gerçekten aşağı doğru hacimli bir şekilde kırdı. Hacime bakayım. Hacime bakmadım mı? Mum güzeldi ya, hacimli dedim. Aslında çok da hacimsiz kırmış ya. Yani mum boş. Aslında içi boş, satış yok bunun içinde. Şurada gözükmedi aslında ama. Yani şuranın üzerine çıkmadığına göre bu mum hacimsiz bu mum. Ama ben bunun riskini almam ve stop olurdum. Kardemir Karabük'te zaten şurada dikkat almıştık Kardemir Karabük'te. Biz %20'lik bir yükseliş verdik. Kırdıktan sonra girenler için %10'luk bir tavan verdi. Tertemiz karlarını verdi zaten. Şu mumla bile direkt çıkılabilirdi Kardemir Karabük'te. Altında kapatmadı sürece bana çıkmayın dedim size. Zaten çıkmayanlar yine şuradan girenler, mesela bunu onay olarak görüp girenler de %7'lik bir yükselişi aldılar. Ama şu an bence artık bitti. Yani buradan döner mi bilemiyorum. Belki bu da bir tuzaktır ama bu da mümkün ki hacime bakarsak tuzak olma ihtimali de mümkün. Ama ben bunun riskini almayıp çıkardım arkadaşlar Kardemir Karabük'ten. Bir dakika. Şunu denerdim arkadaşlar. Lafımı toparlıyorum. Şimdi 21.46'da stop olacağım ama 21 gibi stop olurdum. Yani buradaki bir kapanışla stop olurdum. Bir tık daha kendimden ödün verirdim. Çünkü bunun nedeni şu. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Hem dediğim gibi düşüşün biraz hacimsiz olması, yani çok fazla görünür satış olmaması. Hem de bu 4 saatlikte burada hiç test edilmemiş bir engulfun olması, belki dönüşün burada olacağına dair bir ifade olabilir. Bakayım şöyle mesela. Çizgiyi de çok şey yapmak istemiyorum dediğim gibi. Bu çizgiye de kimse yanlış diyemez aslında yani. Ama tabii bir üstü daha milimetrik çalışıyor. Şu daha milimetrik çalışıyor. Ve bu çizgiye göre de kırdı zaten. Ama dediğim gibi çok milimetrik çalışmasını beklemeyeceğimiz için bir tık daha ödün verip kendimden buradaki engulfun altını bekleyebilirim. Kardemir için. Bunun nedeni de şu. Bu bölge geçilirse arkadaşlar 19 TL'ye kadar önü bomboş. Yani 19 TL'ye kadar bu gelecek, bu düşecek. Kardemir'in buradan bir %10 daha düşmesi, bir %11 daha düşmesini bekler miyiz? Aslında beklemeyiz. Oysa belki buradan bir dönüş gelebilir. Ama dediğim gibi stop şu an için oldukça normal. Stop olanlara hiçbir lafım yok. Stop olunabilir. Belki ben de olabilirdim. Yani stop olunabilir, onu diyeyim. Ama 4 saatte bu kadar yakında bir engulf da görmüşken bunu da bir göz ardı etmemeye çalışıyorum ki düşüşün hacimsiz olması da bir tık benim kafama takıldı. Ama son kez ama diyorum. Tamamen tercih meselesi. Dileyenler şu an en baştan böyle stop olacağımız dediğimiz yerin oradayız. Burada stop olabilir. Dileyen hadi şu engulfu da bekliyor. Hadi birazcık daha para gitsin. Bir %1 daha gitsin diyerek engulf altı kapanışı bekleyebilir. Tabi buradan bir taban yapar da bir anda buralara inerse o da artık şans, yani çok da bir şey diyemeyiz ona. O konuda da çok bir şey diyemeyiz. O riski göze almayacaksanız stop olun derim. Hiç kendinizi strese sokmayın. Zaten her zaman dediğimiz gibi ilk
bizim düşündüğümüz çizgi altı kapanış stopuydu. Bize burada %10, %7 gibi trade karları verdi ama kalıcı olup yükselişini gerçekleştiremedi. Kardemir, Karabük diyelim ve Ford'a geçelim. Ford çok güzel çalışıyor. Bakın size şurada hatırlarsanız vermiştim geçenlerde. Bakın milimetrik bir tepki almıştı. Çok güzel mumla yükselmiş demiştim. Oradan itibaren yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Yüzde kaç yükselmiş? %7,5 bir yükseliş daha gerçekleştirmiş. Yukarıda bir şey yok. Yani yukarıda gider. Gittiği yere kadar gider. Şöyle bir şey bakacağım sadece. Şuradan bir çizgi çıkarım diye bakmaya çalışacağım. Çıkarmış. Yani bakın şuradan çizdiğim şu çizginin, şu iki zirveyi görüp görüp çizdiğim çizginin, şunu da bozmayalım, şunun iğnesine denk gelmesi ne diyorsunuz? Bakın. Şunun iğnesine denk gelmesi ne diyorsunuz? Bakın daha fazla şaşırtıcı bir şey var mı? Daha fazla şaşırtıcı bir şey yok. Ha. Şu. Şöyle bir şey. Bunu niye çizdim? Bunu olası hedef için çizdim yani. Yeniden buradan red diyebiliriz diye çizdim. Yani 610 TL Ford'un yeni direnci olabilir. Burada müthiş bir FTR oluştu, onu da çizeyim. Çok güzel bir FTR. Mutlak çalışmasını beklediğim bir FTR. Çok nizami çünkü. Olası düşüşlerde. Bakın, olası düşüşlerde FTR'nin içinden dönüş mumu görüp girip FTR altına stop koyarak şu tepeye kadar işlem arayabilirsiniz. Mükemmel bir trade olacaktır bu. Bu da gayet güzel. Hoşuma gitti benim. Onun dışında buranın da üstüne atarsa artık Ford müthiş. Yani zaten çok güzel, beklediğimiz gibi gidiyor. Yani nerelerden biri Ford takip ediyoruz biz. 400 TL'lerden biri Ford takip ediyoruz. Yani %40'lık bir yükselişi neredeyse yakaladık zaten Ford'da. Devamında bekliyoruz. Çizgileri realiteden uyan bir hisse olursa seviyorum. Şu milimetrik şeylerine bakın. Temasları benim çok hoşuma gidiyor. Bakın şuraya attığı milimetrik temas, şuralara attığı milimetrik temaslar benim oldukça hoşuma gidiyor. Bakın şuraya attığı milimetrik temas, buraya attığı milimetrik temas. Seviyor yani bunları. Bakın şuradaki milimetrik temaslara bakın. Seviyor bunları bu hisse. Ben de böyle şeyleri seven hisseleri seviyorum. Şimdi bakalım nereye kadar gidecek? Buralardan Ford alan arkadaşlar vardır diye tahmin ediyorum. Onlar şimdilik bunun zevkini sürsünler, devam etsinler. Bakın buradaki atlalı da çalışmış oldu böylece yine. Büyük kırmızı mum, küçük yeşil mum, küçük kırmızı mum, büyük yeşil mum. Sonra bir düzeltme, tak yükselişini verdi. Mükemmel bir çalışma. Atlalı açısından da Ford'u da geçiyorum. Gelelim bizim yüz akımız, canımız ciğerimiz. Smart Güneş'e, ne de güzel çalıştı Smart Güneş. Şu kırılımı yaptıktan sonra 90 TL dedik. Dedi ki bana 90 TL yetmez. 91.80'de kapattı bugün. 94'ü görmüş yani bugün. 94'te görmüş. Mükemmel ilerlemiş. Bize ne kadar kar verdi? Bu da bir, bundan da bir %50 aldık herhalde arkadaşlar. Şu çizgide önermiştim ilk önce. Yani buradan girip çizgi altı stop koyabilirsiniz diye. Oradan kaç vermiş? Kırılımla beraber kesin önermiştim artık. Bakın buradan %46'lık bir yükseliş. Kırılımdan sonra girenlerden de %30'luk bir yükselişi bize Smart Güneş yine neredeyse 7 günlük bir işlem gününde verdi. Mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bizi yanıltmadığı için. Ama bence daha yeni de başlıyor olabilir. Şurası bomboş yani, bakın. Burada dirence dair hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Hiçbir şey. Smart Güneş'i 89 TL altı stopla buralarda kapatacak şekilde, şuralarda kapatırsa stop olacak şekilde alıp bu sefer de 120 TL hedefi tutabilirsiniz. Ayrıca benimle beraber 64 TL'den veya 72 TL'den alan arkadaşlar da 89 TL altında stop olacak şekilde Smart Güneş'i takip edebilirler arkadaşlar. Siz de bence satmayın. Çünkü yükseliş devam gelecek gibi gözüküyor. Bence satmayın. Bir olursa stop ihtimalinizi gözünüze koyun. Yani şurada belki yarın gelir. Şöyle kırmızı mum verir. 81, 82, 83'te kapatır. Yani taban yapsa bile 83'lerde kapatıyor yani. Bunu göze alın. Yani çok zor bir ihtimal. Yarın takdirde taban yapması herhalde yaşanmaz öyle bir durum. Bunu göze alıp şu 120 TL yükselişini de
Kaçırmanızı istemem yani, kaçırmayın derim. Buraya da gelebilir çünkü şu an çok ivmeli, çok güzel gidiyor. Hazır yakalamışız dipten. Çarpı 2'mizi neden almayalım? Ama stopu lütfen. Stopunuzu FOMO'ya kalmadan stopunuzu kullanın. Smart Güneş'te de belki hocam çarpı 2 yaptık, ikinci hedef de geldi diye yazanlar olur. O mesajlarınızı bekliyorum. İlk hedefimiz mükemmel bir şekilde yerine geldi. Bal şeker olsun hepinize. Afiyet bal şeker olsun. Bir diğer hissemiz Sahoyt. Sahoyt'un da bir 3-5 kişilik bir takipçisi var. Onlarla da konuşuyoruz. Onlar da en son şunu konuştu yanlış hatırlamıyorsam. 45 TL olur mu diye konuştuk. Olur dedik en son. Olmuş yani. Milimetrik olarak temas edip dönmüş. Hatırlarsanız bakın şurada kırdı. Alıyoruz dedik. Ben size süreci anlatayım bilmeyenler için. Aldık. Zirvede satacağız dedik. %6'lık bir yükseliş. Çok bir şey değil dedik. Buradan satış gerçekleşmiş olabilir. %6 trade. Yavaş ilerledi. Sahoy. Onun dışında buraya teste geldiğinde de şuradan alınıp buranın altına stop koyabilirdik. Bakın stop sadece %1,5 arkadaşlar. Tamam kar çok yüksek değil ama zaten zarar etme ihtimali de çok düşük. Yani %1,5. Buradan alanlarda yaklaşık %8'lik, 7,5-8'lik bir yükselişim heybelerini koymuş oldular. Sahoy'le kırılımını yaptıktan sonra her gün yeşil mumla yoluna devam ediyor. Orta vadeli hedefimiz 50 TL demiştik. Bu hedef geçerlerini koruyor ama onun için bu 4 ayda 4 saatte supply vergi üzerine atıp kapatması lazım. Ondan sonra kaldığı yerden yükselişine devam edecektir. Güzel bir gün olmuş yine. Ya dün de bugün de güzel olmuş. Hisseler hedeflerine gidiyor. Kozal sadece belki sizlerin moralinizi bozmuştur ama dediğim gibi bir kutuya bir kutu çizdiğiniz zaman bu kutudan kesin dönecek ibaresi diye kimse söyleyemez bunu. Her zaman söylüyorum. Hani siz de kesin ifadeler algılamayın lütfen ve dönüş yapıları arayın. Ya da olabilir ben de zamanında heyecanlanıp çok gittim ama stop olmadığım da oldu. İçeride kaldım ama siz stop olun. İçeride kalmayın. Stop olmak canlıdır. Stop olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde Kardemir'de de bir engulf gördük ama ne kadar dönmemize yardımcı olur bilmiyoruz. Ana piyana sağlık kalıp stop olabilirsiniz. Şu an bir Kozal ve Kardemir birazcık sallantıda. Beklediğimiz hareketleri yapmadılar. Ama onlarda da bir zararımız olduğunu düşünmüyorum. Kozal'da hiç düşünmüyorum. Kardemir bir kere %7 bir kere %10 verdi. Onlardan da kar almayıp hala elini tutanlar belki zarar ediyor olabilir. Ama dediğim gibi zarar da olacak. Sıfır zarar %100 başarı oranıyla ilerlemeye şansımız yok. O sebeple bunlar normal. Bu şekilde hareketlere devam edelim. Olabildiğince yüksek karlar hedefleyerek iyi hisse paylaşımları yapmaya, güzel setuplar aramaya ben devam edeceğim. Siz de desteğe devam edin. Büyüyelim. İlerleyelim. Daha büyük bir aile olalım. İsterim ben. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Vakit bulabilirsem eğer grafik de atacağım Twitter'a. Onun dışında yarın eğitimler başlıyor. Gün boyu yarın dolu olacağım. Eğitimler var ama bir öğlen bir boşluk var sanırım. O öğlen Twitter'a girip grafik atmayı ihmal etmem. Akşam yine video gelecek. Bu saatten sonra her gün video gelmeye devam. O konuda bir sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar yine yarın da birazcık grafiklerle beslerim. Cumartesi günü full Twitter'a ayıracağım büyük ihtimalle. Çünkü orada da birkaç eğitim var ama onları başka bir güne çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki oradaki arkadaşlarımıza da uygunsa. Cumartesi günü Twitter'a YouTube'a ayırmak istiyorum. YouTube için iki tane istek hisse analizi videosu çekmeyi düşünüyorum. O sebeple istek hisseleriniz varsa lütfen yorumlara yazın ama bunları cumartesi günü inceleyeceğim. Dilerseniz yarınki videonun altına da yazabilirsiniz. Cumartesi günü iki tane istek hisse analizi videosu çekmeyi ve Twitter'a bolca grafik yağdırmayı düşünüyorum. Çünkü birazcık aksattım son zamanlarda Twitter'a. O sebeple cumartesiyi boşaltıp birazcık sosyal medyaya, Twitter'a, YouTube'a ayırmak istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yarın güzel bir hafta kapanışı bizi bekliyor olur. İyi akşamlar diliyorum.